Kurduğu sanal uygulamayla 132 binden fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün süren emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Aydın ifadesinde Çiftlik Bank projesini bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini anlattı. Sistemi Kıbrıs'ta kurduğum şirket üzerinden yönetmeye başladım. Zamanla şarküteri ve çiftlikler açtım. Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşimle yurt dışına çıktım ve bir daha geri gelmedim. Bu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtım. Türkiye'deki çiftlik bank işlerini ise çalışanlarım yürüttü. Aydın çiftlik bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaat etmediğini savundu. Sadece ana para iadesi garantisi verdiğini ileri sürdü hakkında 75 bin yıl hapis cezası istenen Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü. Mağduriyetleri gidermek için teslim olduğunu iddia etti. Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıkları 200 milyon lira civarında. Tüm mal varlığım sistemden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanılabilir. Öte yandan Mehmet Aydın'ın 5 yıl önce rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre Mehmet Aydın oynanmış iddia kuponu satan bir site kurdu. Yanında çalışan Dolkan Ağa da bir süre sonra işten ayrılıp benzer bir site oluşturdu. Duruma sinirlenen Mehmet Aydın, Dolkan Ağa 23 Haziran 2016 günü bir parkta buluştu. Şahsız zorla aracına bindirip Bursa'da Bodrum kattaki evine götüren Aydın, Dolkan Ağa'yı tehdit etti. O anları da telefonuna kaydetti. Dava sonucunda verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince Mehmet Aydın cezaevine girmekten kurtuldu. Bu süreçte de çiftlik bankı kurup milyonlarca liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı.